Herkese merhaba. Bu Hashimoto'da yurt dışında yaygın olan çeşitli beslenme protokolleri var. Bununla ilgili bana çok soru geliyor, ne düşündüğümle ilgili. Bunlar işte anti-enflamatuar diyet diye bilinen AIP, paleo, GAPS, FODMAP gibi diyetler. Aslında bunların hepsini ben internetten kaynaklarından kitaplarını da satın alarak okudum. Zaten karşılaştırılmalı olarak verilen bilgilerde de olumlu ve olumsuz tarafları var. Bu diyetlerin en büyük zorluğu uygulama zorluğu ve sürdürülebilme zorluğu. Ana ortak özellikleri de glutenin sıfırlanması ve rafine şekerin tamamen kaldırılması. Bazılarında süt ve süt ürünleri de yasak olduğu için, mayalı gıdalar da yasak olduğu için uygulaması çok zor. Doğal olarak tabii ki yapınca kilo veriliyor. Ancak bu diyetleri bırakıp normal beslenmeye geçildiğinde ters etki gösterebiliyor. Bu sefer çok az miktarda bile bir unlu bir şey yediğiniz zaman çok ciddi bağırsak problemleri yaşayabiliyorsunuz. O nedenle ben hastalarıma bunları kuvvetle önermiyorum. Tabii isteyen yapabilir ama ana yapılması gereken şey gluteni sınırlamak. Bakın tam kesmek, sıfırlamak demiyorum. Sınırlamak ve rafine şekeri ortadan kaldırmak. Ana husus bu. Bunu yapınca kilo da verilir. Otoimmün hastalıklardaki inflamasyon da azalır. Bir de dikkatimi çeken şöyle bir konu var. Bu farklı diyetleri öneren ve çıkaran kişilerin arkasında ciddi bir endüstrinin olması. Bu böyle sanıldığından daha büyük bir endüstri aslında. Kitap satışından ibaret değil. Çünkü bu kişilerle imzalı bir takım takviye ürünler ve şeyler var, içecekler var. O nedenle tabii işin içine para ve ekonomi girdiği zaman biraz daha temkinli yaklaşmak lazım. Burada bizlere düşen görev tıp doktorlarının Hashimoto hastalarını anlamak ve dinlemek, söyledikleri şikayetleri önemsemek, hastalığınızdan değildir deyip savuşturmamak. Böyle yapılırsa zaten hani hastalar en azından moral bulacak, doktorunun kendisini anladığını ve dinlediğini düşünecek. Çünkü başka türlü kötü ellerde kalabilirler. O nedenle ben saygı da duymakla birlikte bu tarz bütüncül yaklaşımlara, ki kendim de zaten olaya sadece hastalık olarak değil, hasta olarak bakıp onu, hastalarımı anlamaya çalışıyorum. Ama zararı olabilir. Çünkü çok iyi biliyorum ki bu gruptaki Hashimoto hastaları veya tiroid hastalarının büyük bir bölümü çare arayışı içerisindeler. Ve nerede ne okusalar ne duysalar kendilerinde uygulamaya kalkıyorlar. Şunu unutmayalım ki birine iyi gelen bir destek veya bir diyet programı, beslenme programı bir başkasına olumsuz gelebilir. Burada en önemlisi dediğim gibi gluteni sınırlamak, şekeri kaldırmak. Onun dışında yapılacak şey eliminasyon diyetleri. Bunu da asla test yaparak değil, o Pinner test olarak değil. Çünkü bu testin hiçbir anlamı yok. Vücudumuz bize neyin zarar vereceğini veya neyin dokunduğunu söyler. Siz çilek yediğinizde kaşınıyorsanız bu size iyi gelmeyecek demektir. İşte süt ürünü aldığınızda aşırı bir gaz şişkinlik oluyorsa laktoza karşı bir duyarlılık var demektir. Bunu içmenin bir anlamı yoktur. Çünkü size dokunan şey inflamasyonunuzu arttıracaktır. Bunun için özel testler yapmaya gerek yok. Herkes kendi bedenini dinler. Buna da eliminasyon diyeti denir. Bu
Bu nedenle bu tarz işte GAPS gibi, paleo gibi diyetleri yapın demiyorum. Çünkü hepsini okudum. Hepsinin protokolü bende var. Eğer çok uygun bulsam zaten internetten de veya bana gelen hastalardan da o protokolü yazıp ellerine veririm. Çıkmış olan her şeyi takip edip okuyorum. Bir süzgeçten geçiriyorum. Yararlı olabilecek şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Hepinize sevgiler.